sevgilinizin sizi merak etmesini istiyorsanız arkadaşlar doğru soru merak etmesini nasıl sağlarım demek değildir. Aslında bu bu problemi devam ettirir arkadaşlar. Bu aynen şuna benzer. Geçen yabancı makaleleri okurken şöyle telkinlere denk geliyorum. İşte bir erkeğin seçeneklerinden biri değil. Onun önceliği nasıl olursunuz? Zaten hani sorunun çözümün kendisi sorunu oluşturuyor. Bir erkeğin önceliği olmaya çalışırsan, bunun için uğraşırsan zaten seçeneklerinden biri olursun. Bugüne kadar bu videoları izleyen çoğu arkadaşım partnerini başına tac etmiştir, tepesine çıkarmıştır ve ondan sonra da o hak ettiği değeri alamamıştır. Çünkü partneri ona önceliğini almadan önceliğini almıştır. Birinin sizi gerçekten önceliğini almasını istiyorsanız zaten size öncelik verdiği kadar öncelik vermelisiniz arkadaşlar. Hani bu işin sırrı budur. İşte merak etmede de böyle organik bir çözüme ihtiyacımız var arkadaşlar. Yoksa gizemli olmaya çalışayım, işte ulaşılmaz olmaya çalışayım, birazcık merak ettirmeye çalışayım. Bu gibi şeyler o da anlam verdiyse o anda merak ettirebilir. Ama yediniz, içtiniz, çıktınız, dolaştınız. E bir sonraki gün gizemli olacağım diye ortadan mı kaybolacaksın? Ghostlayacak mısın bir anda? Bu da seni sağlıklı, kaliteli bir ilişkiye götürmez arkadaşım. Hani aradığın takılmaca ilişkilerse o zaman zaten başka ama gerçek ilişki istiyorsan daha sürdürülebilir bazı stratejilere ihtiyacımız var. İşte buradaki de benim amacım sizlere bu sürdürülebilir stratejini bunu vermek. Son günlerde bu uzak mesafe ilişkilerinde de böyle çiftler güzel bir ilişkiye başlıyorlar. 2 3 ay geçiyor ama mesafede zaten uzak ya adam ya da bazen de kadın ama genelde erkeklerde daha çok sık karşılaştığım bir durum. Böyle enerjiyi kesmeye başlıyor. Hafif hafif o ilk baştaki gibi o gazlı olmuyor. Kadın da aslında tekrar o meraklanmasını ve ilgisini aslında kışkırtmak istiyor. Şimdi burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Bu dediğim love bombing ilgisi olan bir şey değil. Hani böyle ilişkinin başında böyle 2-3 kat enerjisi çok yüksek olur. Bu testosterondan da kaynaklanmakla birlikte daha böyle atılgan olur erkekler. Bu yüzden adamın normaline normaline ne zaman gelecek bunu tespit etmek çok önemlidir arkadaşlar. Aslında hani normalinin üstünde merak ve ilgi gösteriyorsa ve adam sonunda normaline geldiyse bunda bir problem yoktur. Ben de uzun süreli ilişkilerde mesela normaline gelir eskisi kadar aşık olduğumuz zamanki kadar mesela çok üstüne düşmeyiz partnerimizin. Bu kadınlarda da erkekte de böyledir. Düşünsenize o zamanları mesela dopamin böyle çok yüksektir. Böyle ödül merkezini çünkü ciddi anlamda aşk uyarır. Aynen alkol gibi böyle lezzetli yiyecekler gibi işte sigara gibi. Ve o sırada arkadaşlar beynin kritik etme yani eleştirme ile ilgili faktörü sessizleşir. Bu yüzden karşı tarafın kusurlarını görmeyiz partnerimizin. O da bizim kusurlarımızı görmez. Hatta şöyle denir ya aşkın gözü kördür diye işte bu yüzden denir. Aşıkken ilgi işte normalin çok üstündedir arkadaşlar. Ve eğer ki yeni tanıştığınız biriyle o hoşlantı aşık olmasan bile ilgi ve merak yoksa zaten bu aynen şuna benzer çıkmaz sokak tabelasını gördüğün halde acaba buradan yol var mıdır diye düşünmeye benzer. Bir kere orada arkadaşlar kendimize bir durup durumu fark etmemiz lazım. Biri hoşlanmadıysa ya da biz hoşlandıysak onun böyle merakını kışkırtmak için yapacağınız hiçbir şey size orada bir anlam vermediyse, bir değer oluşturmadıysa kendi içinde bu boşuna beyhudi bir çaba sarf etmemize neden olur. Daha doğru ekosistemin içinde olmanız gerekir. Benim dediğim şey burada bir bağ oluşmuş, bir ilişki olmuş. E meraklandırmaya çalışıyorsun ya da uzun süreli bir ilişkin var. O merakı nasıl sağlarsın? Bunu kastediyorum. Siz meraklandırmak için istediğin kadar gizem oluşturmaya çalış ya da meşgul olmaya çalış ya da yoğunlaşmaya çalış arkadaşım. Bu sana çözüm olmayacaktır. Burada önemli olan nokta bu adam normali neden düştü? Olan şüpheler ne olabilir? Bak olan şüpheler ne olabilir? Size söyleyeyim arkadaşlarım. Birincisi canı bir şeye sıkılmış olabilir işiyle gücüyle ilgili bir stresi olabilir. Bu dediğim daha çok uzun vadeli ilişkiler için söylüyorum. Yeni tanıştınız hani uzun mesafeli ilişkiler için genelde bu dediğim geçerli. Tanıştı 2-3 ay sonra böyle hafif tartışmalar da oluyor. O tartışmalardan sonra o merakı ilk günkü gibi değil. Hayatta ilgili kalıplarınızın, düşünce kalıplarınızın farklı olduğunu anlamış olabilir partnerin. Bu yüzden geri atmaya başlamıştır. Geri gitmeye başlamıştır. Birbirinize uygun değilsinizdir. Bunu keşfetmiş olabilir. Flörtöz durumlar olabilir mi? O da olma ihtimali olabilir. Bunların her birisi arkadaşlar olan şüphelilerdir yani. Sayısını arttırabilirsiniz de. Yani eğer ki partnerinin merakını sen tekrar keşfetmek istiyorsan öncelikle normalinin altına düşen sebebi bulmalısınız arkadaşlarım. Bir iki görüşme oldu. Adamın dikkatini çekmeye çalışıyorsun. Adam da merak etmiyor. Hani bunu Bilerek de yapıyor olabilir kasıtlı. Senin merak etmeni istiyor olabilir. Gerçek bir ilişki istiyorsanız dikkat edin gerçek bir ilişki takılmaca değil. Bir kişiyi gözlemlemeden, iyice araştırmadan o kadar yakınlaşmamalısın. Bir iki üç ay o kişiyi bir tanımalısın. Partnerinin ilişki tarzı ne? İlişkin modeli ne? Zaten bir kişiyle yüz yüze görüştüğünüzde o kişinin yaklaşımı tarzı ile ilgili ilişki kalıplarını üç aşağı beş yukarı anlarsın. Daha geçici bir ilişki arayışında mı? Daha takılmaca ilişki mi istiyor? Yoksa gerçek bir ilişki için sana o zamana kadar yatırım mı yapıyor? İlişkiye yatırım mı yapıyor? Bunu adamlarda görürsünüz hani düzgün adamlarda. Sohbet güzel akar, güzel konuşursun, güven o sana güveni verir, o tutarlılığı verir. Şimdi burada işte yalnızlık hissedip yanlış birine tutunmamak gerekiyor. Bununla ilgili geçen hafta özlemekle ilgili videoyu hazırlamıştım arkadaşlar. O özlemle ilgili videoda içinde aslında hani bir taşla iki kuş vuruyoruz ya videolarda arkadaşlarım. Orada da o yalnızlık hissiyle nasıl aslında başa çıkarsınız da özlem duygunuzu yönetirsiniz ondan bahsetmiştim. O video çünkü bunu tamamlayacak bir video arkadaşlar. Şimdi geçen gün arkadaşımla konuşuyoruz. Dedi ki bana, şimdi ben onun dediğine katılmıyorum ama siz ne diyeceksiniz bilmiyorum ama hemen topa tutmayın. Çünkü çok aykırı da bir şey söyledi aslında baktığınızda. Dedi ki Erdem dedi, bence dedi, bu çok da felsefik düşünen, çok da zeki bir arkadaşımdır. Erdem dedi, bence dedi seven erkek aldatır dedi. Böyle bir herkes şaşırdı. Böyle çok düşmanca baktılar çocuğa. Dedim ki savun ne dedin? Savun şu dedi. E çünkü dedi çok sevdiği için dedi kadını dedi. Onu da bırakmak istemediği için dedi. Ama bir taraftan da aşkı, tutkuyu aradığı için ve bunu da kalmadığı için sevdiği partneriyle bunu dışarıda bir şekilde o aşkı arar. O yüzden seven insan aldatır. Gene de sevgilisine döner. Yani seven erkekleri aldatır bence dedi. Şimdi ben de dedim ki sen dedim o zaman dedim pasif sevmişsin dedim. Aslında dedim proaktif sevgi Başarabilseydim dedim ilişkilerinde böyle bir şeye ihtiyaç duymazdım. Şimdi pasif sevgi nedir arkadaşlar? Proaktif sevgi nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü neden bundan bahsediyorum biliyor musunuz? Fark, aşağı yorumlara ilk defa kanala gelen arkadaşlar şunu yazabilir. E, hani merak etmesini sağlayacaktın? Arkadaşlar merak etmesini biz organik yöntemlerle taktiğe başvurmadan kendiliğinden sağlamayı anlatmaya çalıştığım için sizlere balık tutmasını yani öğretmeye çalıştığım için o yüzden böyle gidiyoruz. Proaktif sevgi arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Genelde ilişkinin başında çiftler yatırım yapıyorlar. Ama ilişki ilerledikçe nasıl olsa artık tamam bende diyor kadın diyor. Kadın da adam da bende diyor. Artık birbirlerine bırakın birbirlerine yatırım yapmayı, kendilerine de yatırım yapmayı bırakıyorlar bir süreden sonra. Ne demek? İlk zamanlarda birbirlerine süslenmeler, bakım, kendilerine işte kıyafetlerine bakmak hep aslında sevdiğimiz birisi içinde gösterdiğimiz bir bakım vardır, bir enerji vardır. Ama zaman geçtikten sonra partnerler bunu azaltmaya, normalleştirmeye, rutinleşmeye de başlıyor bu süreç. Her akşam pijama giyince partnerine özel bir şeyler yapmadığınız zaman pasifleşmeye başlıyor. Hani sevgi pasif sevgiden kastettiğim şey bir süreden sonra partnerler birbirlerinin bakıcısı gibi olmaya başlıyorlar. Anne gibi şefkat gösteren ya da baba gibi ebeveyni olan hale büründüğü zaman arkadaşlar işte o aşk, tutku, şehette de azalmaya başlıyor. Merak da bununla çok ilişkilidir arkadaşlarım. Şimdi ilk zamanki gibi o aşk zirveye çıkar mı? Normalin o üstüne İlk zamanki gibi belki olmayacak. Zaten olmamalı da yani işin doğası gereği olmuyor. Ama pasif sevgi olduğu zaman hiç aşkın, tutkunun yanından bile geçmemeye başlıyorsun. Proaktif sevgi aşkı ve tutkuyu da ihmal etmeden ilk zamanki kendine ve partnerine yaptığın çalışma kadar yine çalışmayı devam ettirmektir. Bu iki ortaklık gibidir arkadaşlar aslında. Hani şirketi büyütmek için iki ortak ilk başta çalışır. Ama birisi ortaklardan çalışmayı bırakırsa nasıl şirket batar? İlişki de şirketler gibidir. Kendilerine ve partnerleri için de özen göstermeli. İlk başta partnerinize daha fazla temas halinde olurdunuz belki. O kadar suçlamazdınız, yargılamazdınız. Hani o cicim ayları deniyor ya aslında. O cicim aylarını aslında proaktif sevgide korumak gerekiyor. O cicim aylarını her an koruyamasan bile bazı anları tekrar hatırlayıp gündeme getirmek gerekiyor arkadaşlarım. Daha farklı yerlere giderdiniz birbirinize daha fazla sohbet ederdiniz suçlamazdınız yargılamazdınız eleştirmezdiniz ve negatif modda daha azdınız daha pozitif daha güler yüzlü daha enerjiktiniz Belki ilişkinin başlarında partnerini çok değerli hissettirirdin. Söylenmezdin. Her olumsuzlukta partnerimizi suçlayıp, gereksiz yere yargılayıp, destek olduğu noktalarda eleştirdiğimiz zaman aslında ya da kötü hissettirdiğimiz zaman karşımızdaki de yavaş yavaş merakını ve ilgisini, dozunu azaltmaya doğal olarak başlayacaktır. İşte aslında bakın şuraya kadar olan noktayı dinlediğinizde bir taktiksel bir şey ihtiyaç duymadan kendinize ve ilişkinize ve partnerinize yapacağınız yatırımla zaten merakını yükseltiyorsunuz. Ama gelip geçici, yeni tanıştığın birinin merakını yükseltmiyorsan bu güzel bir şeydir zaten. Meraklanmıyorsa doğal olarak sana zaten o iş akışında olmayacak demektir. Olmayacak bir şeyi ne kadar zorlarsan da seni kurban yapacaktır o ilişkide. Yani yeni tanıştığın bir partnerle arkadaşım olmaması hayırlı bir şeydir o merakının ilgisini. Bu arada çok olması da hayırsız bir şeydir. Zaten sana ilgi bombardımanı yapması da sıkıntılı bir durum. Bir de burada senin normal Seninle. Senin acaba normalin çok aşırı ilgi ve merak bekliyor olabilir misin? Burada kendinizi de bu anlamda düşünmeniz önemli. Şöyle bir toparlayacak olursak, partnerinizin size merakını tekrar kışkırtmak istiyorsanız hani tekerleği yeniden keşfetmenize gerek yok arkadaşlarım. İlişkinizin ilk zamanlarınızda yaptığınız etkileşimleri tekrar başlatmak, devam ettirmek. Çünkü onlar genelde unutulur o etkileşimler. O yapılan şeyler tekrarlanmaz. O gidilen yerler tekrar gidilmez. Kendine odaklandığı kadar odaklanmaz. Partnerine odaklandığı kadar odaklanmaz. Bazı arkadaşlarım şunu söyleyebilir. Erdem bunu söylüyorsun da yani adam zaten hani bunları yapmıyor ki. Zaten ben o yüzden merakını kışkırtmak istiyorum. Arkadaşım işte burada da hani o geçen haftaki özlem videosunda dediğim şey gene geçerli. İlgi ve özlemesi için uğraştıkça tam aksine özlemeyeceksin demiştim ya o videoda da. İlgilenmesini ve özlemesini bekledikçe sizi özlemez demiştim ya o videoda da. Böyle bir konumdaysanız da enerjiyi kendinizde toplamanız gerekir. Enerjiyi kendinizde toplamanız gerekir. Merak meraklandırmaya çabaladıkça merakını kışkırtmazsınız arkadaşlar. Meraklandırmak için uğraşmazsan, kendi hayatına, kendi işine gücüne odaklanırsan zaten partnerin bir süre sonra şunu diyecek. Hmm, neler oluyor? Bir şeyler var demeye başlayacak. Ama sen pervane gibi onun çevresinde merakı için uğraşırsan arkadaşım partnerin bunu zaten fark edecektir. Zaten hissedecektir. Hatta ve hatta hani bu proaktif sevgide çok güzel bir uygulama var. Bazen çiftler bunu uygular. Hatta çift danışmanlığı eğitimlerinde bu anlatılır. Böyle minnettarlık kavanozu uygulaması. Böyle uzun süren çiftlerde ilişkisi ya da evli çiftlerde bu minnettarlık kavanozunda şu uygulama yapılır. Her Erkek de kadın partnerinde iyi ve güzel gördüğü, yaptıkları birbirine en ufak şeyi bile o minnettarlık kavanozuna atarlar. Bu hem aslında küçük şeyleri minnet etmeyi devam etmeyi sağlar. Hem hani karşı tarafın değerini bilmeyi sağlar. Hem de aradaki bağı da aslında kuvvetlendirir. Hiç merak etmiyorsa işte karşındaki kişi burada videonun başında dediğim olan şüphelileri bir değerlendirmeniz gerekebilir. Gene kararı siz vereceksiniz arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse beğenileriniz benim için çok önemli. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.